Sizce Millet İttifakı nasıl bir aday arıyor? Vallahi Millet İttifakı bir aday aramıyor. Bunlar zaten yedili masa mı, sekizli mi nedir? Bunlar altılı, bir de altı var. Bunlar kozmik geçmişine baktığın zaman bunlar aynı cibiliyet. Hala reis diyor ya, bunların bir cibiliyete bakmak lazım. Bu cibiliyetteki bu adamların işi Türkiye'yi karıştırmak. Yani bunlar bir aday maday şeyi yok yani. Çünkü olsa da dahi de bunlar anlaşamaz. Bu ülkeyi yürütemez bunlar. Öyle bir şeyleri yok yani. Bir istekleri yok yani. Yani istekleri ne? Ya bunların istekleri bu ülkenin huzurunu bozmak yani. Bunlar CHP'nin içerisini boşalttılar. Ben geçmişte CHP gençlik kollarından yetişmiş bir sosyal demokrat olarak her tarafı işgal ettiler. CHP'nin içerisini boşalttılar. Atatürkçü dedikleri kanalları kendiler dizayn ettiler. Aynı din olarak din adına hareket edenler var bu ülkede. Bir de baktım ki adamlar bunlarla beraber çalışıyor. Bu 6'lı 7 ittifakla çalışıyorlar. Ya çok enteresandır. Sivas olaylarına bakıyorum. Demek ki Sivas'ta iki taraf olması lazımdı. Biri vuran, biri vurulan olması lazımdı. O vurup da vurulanlar yine aynı şeyde. Aynı masada. Ya Türkiye'de bu topraklara çok büyük bir oyun oynanıyor. Yani buna çok eminim. Ne gibi oyunlar? Şimdi bizim atalarımız dünyaya gezmiş. Bu toprakları şey yapmışlar. Dünyada bugün olmazsa olmazdı. Tarımlanda enerjidir. O da bu topraklar buranın merkezi. Buraları bize yedirmek istemiyorlar. Yani bunların amacı bu. Her taraftan bizi hırpalıyorlar. Ama 1453'te burası çok şehit verdik. Bu bazı şerefsizler bu ülkeyi öyle şey çok basit kazanıldığını biliyorlar ama bu millet onu buraya onlara yedirmez. Buna eminim yani. Yani biz zaten her şeye inanmışız yani. Biz ayet diyor ki ben istemekten sonra yaprak sallanmaz. Ama biz iyi yaşamamız lazım. Bunları iyi görmemiz lazım. Bu zalimlere fırsat vermememiz lazım. Çok inceden çalışıyorlar. Verdikleri mesajlara çok iyi bak. Bak kaç tane canımız İstiklal Caddesi'ne gitti. Adamlar PKK ve PYD diyemiyor. Yani şimdi geçen akşam yapılan dışarıdaki şey, hareket, askerin yapmış olduğu hareket, buna bile iyi bakamıyorlar. Ya bunu daha niye görmüyorlar? Ben bunu anlamıyorum yani. Ben en son olarak şunu diyorum. İktidardan daha çok muhalefet. CHP'nin bir an önce eski Atatürk'ün koymuş olduğu Atatürk'ün çizgisine dönmesi lazım. Atatürk öldükten sonra inanın o çizgiyi bir şekilde bunu şey yaptı, çizgiden çıkardı. Biliyorsunuz paradan resimlerini çıkardı. Resmi dairelerden resmini indirdi. Şimdi bu kanal çok önemli. Yani iktidardan daha çok muhalefet. Ben muhalefete daha çok önem veriyorum. CHP'liler, diş temiz CHP'liler, geçmişteki CHP'liler el ele verip bu CHP'yi kurtarmaları lazım. Hele ben Baykal'ın kızının şeyi beni çok şey yaptı, mesajı. İnşallah o profesör, o insan, o milli o insan, onun etrafında CHP'liler. Ben de bir eski CHP'li olarak ben bugün o kanala girmeye hazırım. Profesör Deniz Baykal'ın kızı. Aslı Baykal. O öyle bir işaret fişeği verdi. Yani burada şimdi bence en önemlisi olan iktidardan daha çok muhalefet. Yani milli bir muhalefet olması lazım. Şimdiki muhalefet gayrimilli. Bu vatan için bir şey yaptıklarını kesinlikle inanmıyorum. Ve bunların cibiliyetlerini bir incelemek lazım. Ya bu çok önemli. Altını sizlere konuşuyorum. Altını çiziyorum. Bu altılı masalı, yedili masalın bunların cibiliyetlerini bir inceleyelim. Kozmik geçmişlerini bir inceleyelim.
Ya Allah aşkına ya bu toprakları biz kanlan verdik ya. Yani zaten biz zaten ölmeye hazırız zaten. Zaten Allah ne dese zaten olacak. O istemekten zaten ölüm olmaz. Ama bu toprakları onlara bırakmayacağız canım. Bu mücadeleye sonuna kadar varız. Ve beni dinleyen CHP'liler varsa bu CHP'yi bunların elinden kurtarmamız lazım. Bir alternatif. Yani iktidara alternatifi yok yani. Yani şu iktidarla beraber AK Parti bir 50 sene daha gider. Yani yok, alternatif yok ama bence de iktidardan daha çok muhalefet çok önemli. Yani muhalefet iktidardan çok da önemli. Şunu mu diyorsunuz yani ki 20 yıldan beri iktidar, hükümet iktidar da şu anda. Evet. Oyunu yine aşağı yukarı muhafaza ediyor ama hiç iktidar olmayan CHP hali de %25'ler seviyesinde. Tabi zaten bu zaten elimizdeki kriter bu zaten yani. Bu hala daha 20 senedir. Bunun eksikleri yok mu tabii ki? Yani ben reis, ben onu saygı duyuyorum. Ben iyi bir sosyal demokrat olduğunu da düşünüyorum. Yani sosyal adaletli bir adam olduğunu düşünüyorum ama ben teşkilatlarını beğenmiyorum. Ben teşkilatlarına sıkıntı olduğunu görüyorum. AK Parti'nin teşkilatlarına aha bunu reis zaman şey yapıyor. Bunlar birilerini de düzeltmesi mümkün değil. Adam dünyayla uğraşıyor. Etrafında hatta gezi olaylarını ben çok net bir şekilde gördüm. Reis yalnızdı. Hiç yanında kimse yoktu. Hatırlıyor musunuz? Bu o bir tane gazeteci var, Yiğit Korkmaz mı? Bir o çocuk Yiğit Bulut. O danışmanıydı herhalde. Bir o ara sahneye çıktı. O günlere bir gidin. Reis'in yanında bir kişi yoktu. Reis'e biz ulaşamıyoruz. Arada işte engeller mi var yani? Tabii ki yani engeller var. Ben şimdi altın sorunlara yani tepeye gitmiyorum. Gitmez ya, mümkün değil. Şimdi ben Rize'deyim, Rize'liyim mesela. Milletvekilleri vardı. Ben diyorum onlara ya, şimdi bana diyorlar ki ya o bakandır işte, bakanla öyle konuşulmaz. Ya bakana ben hakaret mi diyorum? Ben bakana diyorum ki bu şeyleriniz yanlış. Arkadaş bunları reise anlatın. Çünkü bunlar azdılar. Yani alttakiler azdılar. Hepsi kelfodul. Yani bunlar hepsi yani bu siyaseti niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Allah için yapmıyorlar yani. Yani hak ve adalet için yapmıyorlar yani. Kim bilir, kibir. Biraz bir şey de diyorum ama buradan demek ne kadar doğru döndü bilmiyorum ama. Yani ya zaten iki şeyden sebep yapılıyor. İki şeyden sebep yapıyor aşağıdaki siyasette. Kibir ve rant. Makam mevki, kibir, rant için yapanlar var. Ama bu dava onları perişan edecek. Ya Tayyip Bey'e yazık ediyorlar. Adam iki saat uykulan çalışıyor. Geridekiler yatıyorlar, hava atıyorlar. Bir şey daha diyeyim. Yani bilmiyorum, biraz ağır olacak ama yani siyasette öyle bir şeye geldi ki, yani öyle bir durağında ki omurgasız insanlar diyeceğim yani. Omurgasız insanlar bunu yapıyor. Niye? Ya iyi yağ çeken, iyi birbirine metiyle dokuyorlar. Adam ben bakıyorum, beş para etmez, selam veremezlik adam bir partiliye en iyi şekilde yağ çekiyor. Bir de bakıyorum yükseliyor. Ya adam ya bu adam bir beş para etmez. Ya yalakalık var. Tek silahı ne? Yalakalık. Bilgi şeyi yok. Bir davalı inanmışlık yok. Onun için reis iki saatten adam dünyayla uğraşıyor. Ya bir de bu teşkilatlarla, ha şimdi son zamanlarda teşkilatlarda bayağı bir düzenleme var. Görüyorum onu. Tabii birilerinin hepsini de lav etmesinin biraz zor. Bir de başkanlık sistemi zaten hemen bu teşkilatların teşkilatları kenara attı. Yani eskisi gibi şey demiyorlar. Başkanlık sistemi bayağı bu onların önünü kesti. O teşkilatların o kibir zaten haramzadelerin önünü kesti. Valla ben şunu diyorum, Tayyip Bey'e yakışır bir ekip yok. Yani aşağıda yok. Yukarıda görüyorum. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları olsun, Ozan Kalem müdürleri olsun, basın şeyi olsun. Onlar değerli insanlar ama çok daha aşağıya indiğimiz zaman Tayyip Bey'e çok yakışmayan belediye başkanları, şeyler var ve yanıltıyorlar. Cumhurbaşkanı yanıltıyorlar. Onun için ben en son olarak şunu diyorum. İktidardan daha çok iyi bir muhalefet ihtiyacı var. CHP'nin bir an önce toparlanıp gerçek Atatürk'ün partisi olması durumuna geçmesi lazım. Geçmese
bu ülkede iktidar ne kadar önemliyse bence muhalefet daha önemlidir. İyi bir muhalefet bulmamız lazım. Niye? Şimdi icabında vatandaş ya, ne yapacak yani? Şimdi soruyorum sana. Şimdi vatandaşlara kızdı. Kızdı, AK Parti'ye kızdı. Ya nereye gidecek? Gayrimillerin peşine mi gidecek? Ama bugün Atatürk'ün zamanındaki bir CHP olmuş olsaydı bugün bu sorunlar olmazdı. Olmazdı o zaman oradaki Atatürk zamanındaki oradaki CHP vatanı milletini seven milli bir aday olacaktı. Adam diyecekti ki şimdi ben bunu ben buna şimdi şey vereyim ama şimdi buradaki gayrimilli başkanların adaylarına hangi sırasına oy verebilsin? Bence iktidardan önce muhalefet,